Evet arkadaşlar, bugün size Ayasofya'yı anlatacağız. Ayasofya bilindiği gibi son alınan kararla, yani yaklaşık 86 yıl sonra tekrardan ibadete açıldı. Ayasofya müze olarak kullanılıyordu şu ana kadar. Yani Ayasofya Türkiye ve İstanbul'da en çok ziyaret edilen müzeler arasında birinci sıradaydı. Tabi ibadete tekrar açılmadan önceki durumundan bahsediyorum. Ayasofya Camisi yıllara meydan okuyan ve dünya üzerinde iki büyük din için önemli bir yapı. Bu videoda Ayasofya hakkında kısa kısa bilgiler vereceğiz. Umarım faydalı olacaktır. Önce bir kısa tarihinden bahsedip sonra önemine geleceğiz Ayasofya'nın. İstanbul'un Bizans döneminden günümüze gelmeyi başaran en önemli anıtı şüphesiz dünyanın ve aynı zamanda 8. harikası olarak gösterilen Bizans'ın en görkemli eseri olan Ayasofya'dır. Ayasofya dünyanın 8. harikası. Ayasofya boyutu ve görkemiyle yüzyıllarca dünyanın abidevi yapısı olarak kalmıştır. Yani İstanbul o kadar din değiştirmiş, o kadar dil değiştirmiş, o kadar kültür değiştirmiş. Ayasofya bunların hepsine göğüs gererek günümüze kadar ulaşmıştır. İstanbul'un geçirdiği yangın, deprem, birçok felakete göğüs gererek günümüze değin ulaşmayı başarmış en önemli eserdir. Bak, en önemli eserlerdendir demiyorum. En önemli eserdir. Peki Ayasofya'nın tarihi nasıl? Ayasofya ne zaman başlamış, ne zaman bitmiş? Buna biraz değinelim. Ayasofya'nın inşaat düşüncesi nasıl meydana gelmiş? İnşaat düşüncesi Justinian denen bir kişi var. Justinian denen bir kral. Bir gece rüyasında bir pir girmiş ve pir kendisine dünyada bir eşi benzeri olmayan büyük bir mabet yaptırmasını istemiş. Justinian rüyasına giren pir kendisine büyük bir mabet yapmasını istemiş ve malını mülkünü kendi dini için harcamasını istemiş. Justinian da rüyasına giren piri dinleyerek Ayasofya Kilisesi'nin inşaatına başlamış. Ne zaman başlamış? 532 yılının Ocak ayında başlamıştır. İnşaatı yaklaşık 5 yıl 10 ay sürmüş ve 27 Aralık 537 tarihinde tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Ayasofya inşaatının temeli için zemin suyuna inilene kadar kazılmış. Yani zemin suyu yakalanmış, ondan sonra bırakılmış. Yoksa çökme meydana gelirdi. Bu kadar yıllar, yüzyıllar geçmiş arada. Ne kadar kazılmış peki? Yaklaşık 30 metre kazılmış. 30 metre dibe kadar inilmiş. Burada çok önemli bir nokta var. Mimarla ilgili çok önemli bir nokta var. Yani buradaki rivayete göre Ayasofya inşaatının son aşaması olan kubbe örülmesi zamanı geldiğinde Ayasofya Kilisesi'nin mimari ortadan kaybolmuş. Tüm şehirler aranır, her yere bakılır ama mimarın bulunması için ödüller konulur ama mimar bir türlü bulunamaz. Artık mimardan umudunu kesen o dönemin kralı Konstantin ülkedeki tüm mimarları toplar ve kubbenin örülmesini ister. Ancak hiçbir mimar buna cesaret edemez. Çünkü yapılmış bir yapı, onların yapıyla ilgili hiçbir bilgileri yok. Ona cesaret edemiyorlar. Bina 18 yıl boyunca bu şekilde yarım kalmış, kubbesiz kalmış. 18 yıl geçtikten sonra Ayasofya mimarı Konstantin huzuruna getirilir ve neden kaçtığını sorulur. 18 yıl sonra ortaya çıkıyor mimar.
Mimar şöyle ifade ediyor kendisini ve kendisini kaçmadığını, ancak binanın oturması için bu kadar zamanın geçmesi gerektiğini, eğer bu sürede beklemeden kubbeyi hemen örülseydi yapının yıkılabileceğini söylemiştir. Sonrasında Ayasofya inşaatına giderek binanın 4 arşın, yani yaklaşık 3 metre oturduğunu ispatlamıştır. Hani bazı kaynaklarda mimar 10 yıl kaçmış, 5 metre inmiş, 4 metre inmiş, bazı değişik kaynaklarda bunlar var ama bilinen en önemli kaynak 3 metre, yapının 3 metre aşağı doğru çökmüş olmasıdır. Yani inmiş, oturmuş olmasıdır. Justinian inşaat sırasında kendi hükümdarlığındaki bütün ülkelere haber göndererek Ayasofya inşaatında kullanılmak üzere en kaliteli mermer, işte direk, döşemelik, ne varsa bunların kesilip yapılıp getirilmesini istemiş. Bunları mimarinin inşaatında kullanmış. Daha sonra işte günümüze gelene kadar 553 yılında, 57 yıllarında depremler yaşamış. Kubbe yıkılmış, bazı bölümleri yıkılmış, onarılmış. 989 yıllarında büyük depremde kubbesi yıkılmış, bir sürü yeri hasar görmüş, tekrardan onarılmış ve günümüze getirilmiş bu yapı. Osmanlı'nın İstanbul'u fethi sonrası Ayasofya kılıçla alındığı için Selahaddin Camisi olacak şekilde değerlendirilmiştir. Yani Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı döneminde İstanbul'u fethedince bunu bir Selahaddin Camisi olacak açılmayı değerlendirmiş. Ama daha sonra Ayasofya Camisi olarak açılmış. Fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet İstanbul tarihini bilen kişilerin hepsini toplamış. O zamanki alimler, yazarlar, o zamanki bilen kişilerin hepsini toplamış. Ve eski yapıların, camilerin, oradaki eski müzelerin, kiliselerin, onların tarihini tekrardan öğrenmeye çalışmış. Ayasofya'ya ait olan kitaplar da tabii o dönemde Türkçe'ye çevrilmiş. Fethin ikinci günü olan 30 Mayıs 1453 Çarşamba günü Ayasofya'ya giren Fatih Sultan Mehmet ve Devlet Erkanı Cuma gününe kadar minber, mahfel yapılması emredilmiş. Yani Fatih Sultan Mehmet fethin ikinci günü Ayasofya'ya giriyor ve Cuma gününe kadar Cuma namazı kılınacak şekilde içerisinin yapılmasını emretmiş. Bu tabi bu süreç içerisinde ondan önce Hristiyan inancına ait yapılar, inancına çağrıştıran tüm süslemelerin kaldırılmasını da emretmiştir. Bu süreçte bir sürü mimar toplanmış, gece gündüz çalışarak Ayasofya'yı içinde namaz kılınmaya müsait bir yapı haline getirmişlerdir. İşte çok önemli bir nokta, 1 Haziran 1453 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Camisi'nde ilk Cuma namazını kılmıştır. Bu çok önemli bir tarihtir. 1 Haziran 1453 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya'da Cuma namazı kılınıyor. Öncesinde Hristiyanlara ait bir yapı olduğu için Ayasofya'da minare falan yoktu. İlk minareyi Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmış. Daha sonra da işte kuzeydoğusuna, güneybatı, diğer bölümlere 2. Beyazıt, 2. Selim tarafından minareler yapılmıştır. Ayasofya Camii bütün Osmanlı padişahları tarafından özenle korunmuş ve günümüze getirmeye çalışılmıştır. Tabi bu süreçte bazı eklemeler de yapılmıştır. Hani onarımlar yapılmış, eklemeler yapılmış ve günümüze kadar sağlam bir şekilde getirmiştir. Ayasofya Camii Osmanlı döneminden sonra, hani Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtikten sonra Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık 11 yıl sonra tabi müzeye çevrilmiş. 24 Kasım 1904 yılında müze haline getirilmiş.
Beklenen karar şöyle ortaya çıktı. Öncelikle Danıştay 2 Temmuz'da Ayasofya'yı müze dönüştüren 1934 tarihli kararla ilgili iptal istemini ele aldı ve 10 Temmuz'da da kararını açıkladı. Danıştay söz konusu kararı iptal etti. Yani 1934'teki Cumhuriyet sonrasındaki kararı iptal etti. Bu kararın ardından da hani Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ayasofya'yı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretti. 24 Temmuz çok önemli bir tarihti. 24 Temmuz Cuma günü Müslümanlar böylelikle Ayasofya'da Cuma namazını, ilk Cuma namazını kıldılar. Ayasofya tabii ki başta da dediğimiz gibi hep hem Hristiyanlar için hem de Müslümanlar için mükemmel bir yapı, bir inanç yeri. İki dinin birleştiği bir yer. Müslümanlar için de çok önemli, Hristiyanlar için de çok önemli. İki din de zamanında çok büyük gelişimler göstermiş Ayasofya'da. Yani kısaca özetlemek gerekirse tekrardan yaklaşık 1500 yıl önce manastır olarak inşa edilmiş Ayasofya. Hristiyanlık inancına mensup kişiler için kutsal bir mekan olarak görülüyor. Osmanlı Devleti'nin 1453'te İstanbul'u almasının ardından yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasından sonra Ayasofya'yı camiye çevirmiş ve bu da Müslümanlar için de büyük ve çok önemli bir yapı haline gelmiş. Ayasofya'nın çok en önemli özelliklerden bir tanesi çok büyük görkemli yanı kubbesi var ve havaya asılı bir kubbesi var Ayasofya'nın. Yani baktığınızda sanki havada duruyormuş gibi görünüyor. Normalde o kubbeyi oraya koymak için altına bir sürü kolon yerleştirmek gerekiyor. O kolonlar da Ayasofya'nın içerisini daraltacağı için o kolon sistemi yapılmamış ve dörtlü bir kolon sistemi yapılmış. Kenarlara kubbe üstüne oturtulmuş. Kubbe üstüne oturtunca altta herhangi bir engel olmamış. Yani kolonları görünmüyor ama çok güçlü yanlarda güçlü kolonları var. Bu da kubbeyi çok rahat bir şekilde yukarıda tutuyor. Zamanla kubbe zarar görmüş. Kubbe ağır olduğu için bir süre sonra çökmeler falan meydana gelmiş. Bundan dolayı daha sonradaki padişahlar, Osmanlı dönemindeki padişahlar kubbenin etrafına pencereler açmaya başlamışlar. O pencereler sayesinde hafiflemeler meydana gelmiş. İçindeki duvarlar ve tavanlar rengarenk mermer ve mozaiklerle kaplı Ayasofya'nın içerisi. Özellikle Bizans dönemine ait süslemeler baya mevcut. İşte hani bazı kaynaklardan aldığımız verilere göre alt katta ve galerilerde 6. yüzyıl Bizans süsleme sanatının en karakteristik örnekleri olan toplam 107 sütun bulunuyormuş. Yani bu 107 tane sütun süsleme sanatına ait Bizans dönemine ait olan sütunlar. Tabii Ayasofya hakkında az bilinen bazı efsaneler de var. İşte bunlardan bir tanesi kutsal kase ile birlikte kaybolan papaz. Bu papaz normalde elinde kitapla içeride vaaz veriyormuş. Ama Fatih Sultan Mehmet orayı fethedince, Ayasofya'ya girince papaz kaçmaya başlıyor. Kaçınca karşıda bir duvardan kapı varmış gibi geçiyor. Ondan sonra arkasından giden kişiler papazın geçtiği yerin duvar olduğunu fark ediyor. Ama geçemiyorlar. Hani Hristiyan inancına göre eğer Hristiyanlık hakim olursa papaz geri dönecek ve vaazına kaldığı yerden devam edecektir. Bir diğer efsane ise Hz. İsa'nın kutsal emanetleri Ayasofya'da. Yani inanışa göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği çarmıh, çiviler Ayasofya'nın bir bölümünde gizli bir şekilde
saklanıyor ve bunlar bir süre sonra Hz. İsa geldiğinde bu emanetler de ortaya çıkacaktır. Bir diğer efsane Hz. Meryem'in gözyaşlarıyla delinen sütunu. Hz. İsa çarmıha gerilince Hz. Meryem çok üzülüyor, günlerce ağlıyor. Ağlıyor Hz. Meryem. Bu Hz. Meryem'in gözünden akan yaşlar bir sütun var yerde. Bu sütunu deliyor ve Ayasofya yapılınca o sütunun da Ayasofya'nın içerisine koyulmasını istiyor o dönemin padişahı ve o da içerisine konuluyor. Bir diğer efsane ise İslam dünyasının sembolize eden levhaların sırrı. Yani fetihten sonra camiye dönüştürülüyor. Hristiyanlık önceden oraya hakim olduğu için içerisinde farklı figürler vardı. Daha sonra işte Allah ismi konuluyor. Peygamberimizin isminin bulunduğu lafızlar konuluyor. İslam işte imamın namaz kılacağı yerler, işte müezzinlerin oturacağı yerler yapılıyor. Bunlar hepsi camiye dönüştürüldükten sonra yapılıyor. Bir diğer ise kıyametin tarihi. Bu da bir efsane olarak biliniyor, bir sır olarak biliniyor. Hani bir inanışa göre kıyametin tarihi oradaki sütunlarda yazılı. Ama nasıl bir yazı insanlar daha çözemediler. Ayasofya'da bir diğer efsane de bir tane tabut bulunuyor. Ayasofya'nın kıble kapılarında ortada yer alan kısımda bir tane tabut bulunuyor. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya yıkılacağı düşünülüyor. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabut üzerindeki kubbede ise dört melek figürü var. İşte o melekler Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleriyle tabut arasında bir ilişki kuruluyor. Yerinden oynatılmaması söyleniyor. Oynatılırsa Ayasofya yıkılacağı söyleniyor. Bir diğer efsane de taş kesilen balıklar. Zaten Ayasofya'ya girdiğinizde balık figürleri olduğunu görürsünüz. O dönemde hani Ayasofya Osmanlı yani Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmeden önce işte bazı papazlar içeride balık kızartıyorlar. Balıklar Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğini öğrenince taş kesiliyorlar. Onların da figürleri oraya yazılıyor. Bir diğer efsane Ayasofya'nın kıble yönüne çevrilmesi. Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra İstanbul'u fethettikten sonra tabii orayı cami olarak kullanıyorlar. İlk cuma namazı kılınacağı zaman Fatih Sultan Mehmet kıldırıyor. Fatih Sultan Mehmet ilk tekbiri veriyor. Namaza başlayacak. Bozuyor namazını. İkincisinde tekrar yapıyor. Tekrar bozuyor. Üçüncüsünde namaza başlıyor. Hani sormuşlar Fatih Sultan Mehmet'e niye böyle yaptın diye. Kendisi hani namaza başladığında önünde Kabe'yi görmek istediğini söylemiş ama ilk ikisinde Kabe'yi görememiş. Daha sonraki üçüncüde Kabe'yi görünce namazı tamamlamış. Hani bir inanışa göre yani Akşemseddin şöyle anlatıyor durumu diyor ki Hazreti Hızır saf tutmak için gelirken orada Meryem Ana'nın ağlayan sütunu var. O ağlayan sütuna parmağını koyuyor ve Ayasofya'yı kıble yönünde çeviriyor. Yani bu da farklı bir anlayış. Bir diğer sır ise şeytanın hapsedildiği yer olarak söyleniyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince camiye dönüştürülmesi söyleniyor. Ama bir türlü bitirilmiyor içindeki işler. Bunun görevini de Akşemseddin'e veriyor Fatih Sultan. Akşemseddin de olayı inceleyince içeride şeytan olduğunu düşünüyor. Bunun işçilere vesvese verdiğini ve bundan dolayı olmadığını söylüyor. Ondan dolayı dua ediyor Allah'a ve duaları kabul olunca da şeytan Ayasofya'daki bir mermerle hapsediliyor. Kapıların tılsımı
Bu da farklı bir sır. Yani Ayasofya'nın birbirinden heybetli 361 tane kapısı bulunuyor. Ancak 101'i diğerlerinden büyük olan kapıların tılsımlı olduğu söyleniyor. Çünkü bu kapılar ne zaman sayılırsa ortadan fazla bir kapı çıkmaya başlıyor. Arkadaşlar biz bu kadar özetlemeye çalıştık. Aslında daha çok bilgi var ama kısa yapmaya çalıştık bu videoyu. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bu tür videoları yapmamız için bize destek olun. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı görüntüleyin.